Merhaba arkadaşlar şimdi mantığın ilk dersindeyiz. Bu derste mantığa bir giriş yapacağız. Genelde tanımları ve öğrenmeniz gereken pratik şeyleri vereceğim. Asıl mantık dersi ikinci derste başlıyor. Da bu arada geliyor. Sen niye bu kadar düşünüyorsun? Hocam düşünüyorum o halde varım. Ya felsefe yapma. Bu matematikteki mantık. Felsefedeki mantık değil. Aa yanlış geldim hocam. O zaman çıkayım ben. Yok <laughs> dur dur. Bak şimdi. Mantığı anlatacağım şimdi. Evet felsefede de var ama matematiğin de e, ilk konularından birisi çok önemli. Mantıkta ilk bileceğimiz şey önerme arkadaşlar önerme doğru önerme ya da yanlış ya. boş ver öyle değil öneriyor ama önerme doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelerdir hmm. bak tekrarlıyorum doğru ya da yanlış olacak ama kesin hüküm bildirecek ve tabi hem doğru hem yanlış olamaz ikisinden biri bir hafta altı gündür burada kesin bir hüküm var kesin bir ifade var bu ifade bir önermedir ama yanlış bir önermedir hmm. yani doğru da olabilir yanlış da olabilir mühim olan kesin olması. Tavuk bir hayvandır. Evet, gıdaklayan bir hayvandır. Kesin bir ifade ve Bilmiyorum. doğru. olacak değil ya. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Bu bir önermedir. Ama Bence ya, doğru hocam. Yanlış bir önermedir. Ama İstanbul'un nüfusu Ankara'dan fazla hocam. Ya, nüfusa bakmıyor bu iş. Türkiye'nin başkenti İstanbul değildir. Bir önerme ve yanlış önermedir. Mesela kaç yaşındasın? Bu bir sorudur, önerme 14. değildir. Sana sormuyor mesela. Ha, genel pardon. bir ifade. Bu ne demek? Önerme değil demek. Ya da ya bugün acaba dışarı çıksam mı? Olabilir. Çıkalım hocam. Ne Heh, diyeceğiz? Ama işte önerme değil onlar. Doğruluk değerlerine bakalım. Bazı önermeler doğrudur. Doğru olduğu zaman doğruluk değeri birdir. Eğer önerme yanlışsa onun doğruluk değeri de sıfır. Tamam. Doğruya bir yanlışa sıfır diyeceğiz. Anladım. Hemen uçuruyoruz. Aşağıdaki ifadenin doğruluk değerini bulalım. P önermesi diyor ki iki asal sayıdır. Sence iki asal mıdır? Genç? Değildir. Niye? Çift sayı. Ya çift olan bir tane asaldır. O da idi. Unutma. P'nin doğruluk değeri 1'dir. P doğru. Q'ya bakalım. 5 artı 4 9'dur. 3 artı 6 9'dur. Bunlar birbirine eşittir ama eşit değil demiş. Yanlış. Bunun doğruluk o değeri de 0'dır. en büyük iki basamak sayı 99'dur. Doğru. R'nin de doğruluk değeri 1'dir. Ve bak P ve R ikisi de 1 olduğu için bunlar denktir. Denk. Evet. Bunların değerleri birbirine Niye denk, denk önerme. bir, Çünkü, bir olduğu için. Evet. İkisi sıfır da olmuyor mu hocam? O da denktir. Aferin. iyi yakaladım. Gelelim doğruluk tablosuna. Arkadaşlar doğruluk tablosunda bir önermenin iki durumu olabilir, tamam? Doğru, yanlış. İki evet. önerme yan yana gelirse iki tane de onun var, çarpıyorsun, dört tane durum oluşuyor. Bak, bu doğru olabilir, bu doğru olabilir. Bu doğru olup bu yanlış olabilir. Bu yanlış olup bu doğru olabilir. Bu da bu da yanlış olabilir. Yandı şu anda kafam hocam. Şöyle yandım. düşüneceksin, bak. Biri doğruyken iken diğeri doğru, bu doğruyken bu yanlış, bu yanlışken bu doğru olabilir. İkisi de aynı anda yanlış olabilir, tamam? Nasıl yaptım? Bunun iki tane doğruluk değeri var, bunun da iki tane var, bunları çarpıyorsun, He. unutma. Hemen uçuruyorum. Şöyle bir soru çıkarsa ne yapacaksın? 3 farklı önermenin doğruluk tablosu kaç satırdan oluşur? 3 çarpı 3 çarpı 3. Değil. 3 çarpı 3 olur mu? Biraz önce ne gösterdim? Bir önermenin 2 ihtimali var. 2. Diğerinin 2. Öbürünün 2. Çarpacaksın. 8. Toplamıyorsun ya genco. Çarpacaksın, çarpacaksın. Hocam çarpacaksın. 3 aydır derse geliyorum, hiçbir şey önermemişim gene Allah seni ısrar etsin, çarp diyorum sana. O kadar Şimdi, da para saydık dersin neye farklı önermenin, ne parası beleş vermiyor muyum? Neye farklı önermenin doğruluk tablosu 2 üzeri n satırdan oluşur, tamam mı? 2 üzeri n ne demek? Yani kaç tane önerme varsa, diyelim 3 önerme var, 2 üzeri 3 yapacaksın. 2 üzeri 3 eşittir 8. Bak 3 defa yan yana çarptım. hocam Tutup da tabloyu çizmene gerek yok, tamam mı? Anladım. Ya çünkü adam sana şunu, şunu diyebilir. 5 tane önermenin kaç farklı durumu oluşabilir derse i̇ki çarpı, çarpı, doğruluk... çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2. <laughs> Aynen 2 üzeri 5'ten 32 Ama yapıştıracaksın. Ama tabii ben. Çarparsın çarparsın dene biraz. Diyorum bir önermenin olumsu. Ya baya şiddetli atıyorum her tarafı yıktım. Hocam kapı kırılacak. Yavaş. Bir önermenin değili yani olumsuzu. Bak şimdi diyelim bir P önermemiz var. Bunun doğruluk değeri 1 olsun. Bunun değili şu şekilde gösterilir. P'nin değilidir yani tersidir 0'dır Hmm. Aynı zamanda diyelim başka bir önermemiz var. Onun adı Q olsun. Q önermesi diyelim sıfır. Onun değili de Q'nun değili de birdir. Peki tam tersi. X önermesinin doğruluk değeri ise ne olacak hocam? Kimi? Sıfır mı olacak X'in olumsuzu? Tabi sıfır. Aynen. Tam tersi. Şimdi burada da demiş ki bir önermenin değilinin değili kendisidir. Yani şu bir şeyin tersinin tersi yine düzdür. Bak şimdi. Örneğin bu telefonun tersinin Tersi yine düz taraf oldu. Gördün mü? Hakikaten Heh. öyle oldu. Dolayısıyla burada da öyle. iki defa tersini almak demek aslında tekrar eski haline getirmek. Hocam demek deneyebilir değil. miyim? Abla Neyi deneyeceksin? Tekrar şimdi? atlasam yine Aynen. Tabii Yine düz, düz olur. Dümdüz olursun. Arkadaşlar bu ilk derste genelde tanımlar vardı. Pratik bilgileri verdik. Yani ufak tefek bilmeniz gereken şeyler. Asıl bilgiler ikinci ve üçüncü derste. Tabi bir de çok soru bitti. çözümü olacak. Çok tabii çok mu? geçti hocam ders. Tabi yani. e, tabii kısaydı. Bu sadece bilgileri verdim. Bir hazırlık yaptım. Tanımları öğrendiniz. Asıl işlemler ikinci derste. Orada görüşelim.